Türkiye'nin önde gelen basın kuruluşlarının köşe yazarları Ordu'da bir araya geldi. Ordu'yu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını gezen gazetecilerden ortak düşünce olarak Ordu'nun kabuğunu kırdığı ve her alanda kendisini geliştirdiği vurgusu yapıldı. Gördüğünüz alanda 3 tane kule var. En güzel Türkiye'de de Kemer Gıdağı var. Bizde hem Kemer Gıdağı var hem giyim var. Geçen sene... Doğrusu ben Ordu'ya çok önceden mesleğe yeni başladığımda gelmiştim. Ondan sonra zaman zaman geldim ama bu sefer daha farklı bir Ordu buldum. Ordu'nun moral ve motivasyonu çok yükselmiş. Yani Ordu ben bu işi başarırım diye bir örnek model oluşturuyor. Büyük şehirlere örnek oluşturacak çalışmalar var. Tabii Sayın Başkan aynı zamanda Sayın Bakanımızın bakanlığı döneminde de siyasette de bürokraside de hep proje üreten öncü bir isimdi. O birikimini Ordu'ya taşıması çok önemli olmuş. Ordu belki en küçük büyük şehir ama büyük şehirlere model olacak burada çalışmalar yapılıyor. Ama beni en çok etkileyen tabii ki buradaki yapılan çalışmalar hepsi çok kıymetli. Marka değerleri üretilmeye çalışıyor ama Ordu'da bir huzur gördüm ve Ordu'da bir moral gördüm. Ordu bir anlamda Karadeniz'de bu moraliyle örnek olacak bir kapasitede. Daha öncelerinden bu kadar bir yüksek moral fark edememiştim. Bunları gördüm ve çok mutlu oldum işin doğrusu. Ordu bir kere çok güzel, cennet gibi. Bugün böyle gezmeye doyamadık. Yeşili, denizi, kültürü, turizmi ve burada yapılan yatırımlar tam burada insanlara yaşayabilecekleri, yaz kış yaşayabilecekleri bir Ordu yaratılmış. Gençler için çok fazla proje var. Şeye bayıldım, sörfle ilgili olan projeye bayıldım. Bisiklet yolu projesine bayıldım. Hepsi çok güzeldi. Ordu da güzel, projeler de güzeldi. Bir kere Ordu Karadeniz'de sahille en birleşen, bütünleşen şehirlerden bir tanesi. Belediyenin de bu sahillere yaptığı düzenlemeler ve çalışmalar, tekneler ve burada deniz denize olan ilgiyi canlandırması bunlar bence çok güzel. Uzun yıllardır biraz uzak yaşanmış. Denizden sadece balık anlamında faydalanılmış. Ama şimdi insanlar da Ordu'da denizle bütünleşiyor. Ben bu projeleri çok beğendim. Ordu'ya ilk kez geldim ben. Türkiye'nin değişik kentlerini gezdim ama Ordu gerçekten hem altyapısıyla hem üst yapısıyla gerçekten takdire şayan bir kent olmuş. Burada yapılan projeleri hem bizzat gördüm hem de bize verilen dokümanlar üzerinden de inceledim, inceleme fırsatı buldum. Projelerin birçoğu sadece bugüne değil geleceğe yönelik de çok önemli çalışmalar olmuş. Özellikle tarım, çevre ve turizm konusundaki yatırımları, projeleri inceledim, yerinde gördüm. Şunu özellikle söylemek isterim ki burada Sayın Başkan ve ekibinin yaptığı birçok proje Türkiye'deki diğer kentlere de örnek olacak projeler olduğunu düşünüyorum. Ordu'ya ilk kez geldim. Bu benim eksikliğim olmalı. Çok etkilendim yapılan her şeyden. Sanıyorum Büyükşehir Belediye Başkanı, eski bakanımız çok büyük bir şans. Hem bir Ordulu hem de çok iyi bir belediyecilik anlayışı var. Yapılan bütün projelerden, kent için yapılan şeylerden çok etkilendim. Sanıyorum önümüzdeki 5 yıl içinde, 10 yıl içinde Ordu Türkiye'nin önde gelen turizmiyle, doğasıyla önde gelen kentlerinden, umarım gastronomisiyle, sanıyorum cazibe merkezi, dünyaca tanınan bir kent olabilir. Hakikaten Ordu'yu çok beğendim. Yapılan işlerle, projeleriyle, türlü türlü güzelliklerle hakikaten Ordu'yu böyle bir beklemiyordum. Çok beğendim.
hakikaten bir cazibe merkezi haline getirilmiş. Ya bakan, başkan hakikaten şey yapmış, çok emek vermiş, vizyonu geniş, projeleri, ekibi de çok güzel gördüğüm kadarıyla, her şeyle çok güzel bir kent haline gelmiş. Vallahi çok etkilendik, bütün Hürriyet yazarı arkadaşlarımla da, bütün ekip olarak çok etkilendik. Bir kere başkanın çabasını fark ettik, en çok bunu konuştuk aramızda. Çünkü Ordu zaten çok güzel, yeşilliğiyle ünlü, yani gelenin hayran kaldığı bir... hayvana olan duyarlılık beni çok etkiledi. O barınaklarındaki arkadaşların çalışmaları çok etkiledi. Kadın girişimlere özellikle fırsat tanınması, o kadın kooperatifleri meselesi çok önemliydi. Çünkü ben kadın yazarıyım Hürriyet'in. Kadın vazgeçmeyen kadınlar diye bir köşe yazıyorum. O noktada vallahi hem kadına hem hayvana, insana yaklaşımı konusunda Ordu'yu çok çok beğendik. İşleri çok beğenerek takip ettik. Ordu baktığımız zaman aslında Türkiye'de bence Karadeniz bölgesinde herkesin görmesi gereken bir şehir. Çok hızlı gelişmiş ve çok hızlı büyümüş. Bunu gördük aslında bu turda ve özellikle turizm açısından çok fazla alternatife açık bir kent olduğunu gördüm açıkçası. Yaz turizmi, kış turizmi, yayla turizmi, deniz turizmi, birçok alternatif turizm konusunda ciddi potansiyeli olan bir şehir. Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Gürel'in heyecanı açıkçası bizi de çok heyecanlandırdı. Çok güzel çalışmalar yapılmış ve birçok alanda güzel çalışmalar yapılmış. Daha da aslında heyecanı artarak devam ediyor başkanım. Bunu çok gözlemledik. Gerçekten yürekten tebrik ediyorum.